Peki Habib Hocam, kalıcı kalp ile takılması halinde bazı hastalarımıza istenmeyen komplikasyonlar olabilir mi? Pilin takılması esnasında yaşayacağımız komplikasyonlar var. Bir de pil takıldıktan sonraki süreçte yaşanabilecek komplikasyonlar var veya istenmeyen durumlar var. Şimdi pili takma sürecinde elbette biz bir müdahale yapıyoruz. Bu müdahale her ne kadar riski düşüktür diye ifade etsek de %1 civarında. Bu neler var bu komplikasyon listesinde? Biz bir ponksiyon yapıyoruz, damara giriyoruz. Bu esnada elbette yaşayabileceğimiz ufak tefek sıkıntılar var. Bunlar çoğunlukla aynı laboratuvar içerisinde, aynı ameliyathane içerisinde çözebileceğimiz problemler. Devamında hastamızın yara yeriyle ilgili yara bakımındaki çeşitli eksiklikler nedeniyle bir enfeksiyon yaşaması söz konusu olabilir ki biz bundan çok korkarız. Burada başlayan bir enfeksiyon bir kablo aracılığıyla kalbin kapaklarına kadar ne yazık ki ulaşabiliyor. Bu en korktuğumuz hususlardan birisidir. Kalp pili enfeksiyonları. Şayet böyle bir durum olursa o pilin tüm sisteminin çekilmek suretiyle buradan ayrılması ve buranın artık pil için kullanılmaması gerekiyor. Karşı tarafı kullanmamız gerekiyor. Pil enfeksiyonu çok ciddi ve korktuğumuz bir komplikasyon. Onun için yara bakımı konusunda hastalarımızı çok ciddi şekilde uyarıp bilgilendiriyoruz. Onun dışında yaşayacağımız en önemli komplikasyon hastamızın ters bir hareketi veya istemeden düşme, bir travma sonucu pil kablolarının gerilmesi sonucu bulunduğu yerden ayrılması. Eğer hastamız pile bağımlı bir hastaysa, yani pil olmadığı takdirde kalbi hiç atım sağlamıyorsa bu çok ciddi ölümcül bir tablodur. Yani pile bağımlı hastalarda her şey çok kritik bir hal alabilir. Pilin fonksiyonunu kaybetmesi halinde. Acil bir durumdur ve hastamız şuurunu kaybedip acile gelmek durumundadır. Ama çoğu hastamızda hastalar pile bağımlı değildir. Ara sıra pile ihtiyaç duyar. Sürekli bağımlı değildir. Dolayısıyla büyük bir sorun yaşamayız. Burada elbette hastadan kaynaklanan bir sorundur bu. Eğer düşme veya ters bir hareket yapma koluyla bundan kaynaklı bir pilin yerinden oynaması söz konusuysa, dediğim gibi pilin tekrar bu bölgenin açılarak o kablonun tekrar yerine yerleştirilmesi gereklidir. Onun dışında bilinçli bir hastanın yaşayacağı bir şey değil ama dediğim gibi pile uyumlu, MR uyumlu bir pile sahip olmayan hastanın MR'a girmesi vesaire gibi sıkıntılı tablolar görülebilir. Elbette bu bilinçli bir hastada yaşanacak bir hadise değil. Bunu söylemek gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken bir başka husus, şok pillerinin ömrüyle ilgili. Hani bir hastanın şok piline hayatında bir ya da iki defa ihtiyaç duymasıdır mantıklı olan. Biz bu pili takıyoruz. 24 saat içinde yüzlerce kez, belki onlarca kez şok veriyorsa bir pilimiz, hastamızın pili, burada bir eksiklik var demektir. Hastanın pili bir defa şok verdiğinde doğrudan acile gitmesi gerekiyor. Ve o ritim bozukluğunun ilaçla kontrol altına alınması gerekiyor. Şok pili şoku sonlandırmaya yarar. Tekrarını önlemeye yaramaz. Dolayısıyla hastamızın kalbi durdu, şoku verdi. Hasta normal hayatına devam etmeyecek. Kalkıp acil servise gitmesi lazım. İlgili doktoruna ulaşması lazım. Yoğun bakımda gerekirse o ritim bozukluğunu oluşturan problem neyse, bu bir potasyum eksikliği, magnezyum eksikliği veya fazlalığı olabilir veya başka bir sorun olabilir. Bunun çözümüne yönelik doğrudan sorunla ilgili tedavileri yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi pilin fonksiyonu hastayı hayatta tutmaktır. Anı kurtarmaktır. Hastayı acil servise yetiştirmektir. Değilse 10 defa şok yapsın, ben evimde devam edeyim, böyle bir seçenek yok. Bir günde 7 yıl, 10 yıl ömrü olan bir pilin bir günde bittiğini gördük biz. Bu örnekleri ne yazık ki yaşadık. Hasta acil bir şekilde hastaneye gelip
bundan sonraki sürecin yoğun bakımda takip edilmesi gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken bir husus da bu.